Genelde işte duvar, boya, çatla. Genellikle onlar. Onlar bir muafiyet kavramı kapsamı altına mı giriyor? Biraz oradan bahsetmek istiyorum. Yani onu vurgulamanızı istiyorum. Evet. Bir, çünkü zorunlu deprem sigortasında bir muafiyet kavramı var. Var. Şimdi bir muafiyet kavramı ne? Onu biraz hani çok basit anlamıyla bize anlatırsanız. Bir de o muafiyet dediğimiz olay ne? Dastan Evet. oransal, yüzdesel bir muafiyet midir? Onu da paylaşırsanız. Evet, teknik bir konu olacak ama genellikle sigorta poliçe primlerini özellikle DASK'ta daha ödenebilir kılmak adına bir muafiyet uygulayarak poliçeleri yapıyoruz. Bu da %2 hasarda toplam hasarın %2'si kadarını sigortalıyla paylaşıyoruz diyelim burada. Aksi takdirde buradaki hasarı ödediğimiz durumlarda alınacak primler bugünün 2-3 katına çıkabilecekti. Onunla genel havuzu oluşturmak adına daha makul tutmak adına %2 bir muafiyet var. Dolayısıyla poliçe teminatının biraz sonra da konuşacağımızda 320 bin olacak. Bugün de 268 Ya binin. o %2'yi nasıl anlatırsınız? Şimdi diyelim ki işte Konya'dan bahsediyorum. Bir hasar geldi. Konut hasarlı ve siz eksper o hasarı 30 bin lira olarak belirledi. Belirledi. Bunun Bunun şimdi %2'si. %2'si, Evet. %1'i 600 bin. 600 bin. 600 lirayının üstünü ödüyorsunuz. Üstünü ödüyoruz. 600 lirayı ödemiyoruz. Bu da tam dediğim gibi prim maliyetlerini sigortalı açısından düşük tutup daha satın alabilir hale getirmek için. Orada mesela 40 liralara biraz sonra konuşacağız. Belki bizim bazı bölgelerde deprem riskinin az olduğu yerlerde 40 liralara kadar poliçelerimiz var. Dolayısıyla bunu sağlayabilmek için böyle bir muafiyet uygulanıyor. Sigortalılarımız bunun bilincinde olsunlar. %2'nin üzerinde yani %98'lik kısmı kapsıyor DASK diyelim. Peki.